Evet, ben de aynı o ikilinin iş yapacağını düşünüyorum ama şöyle bir dezavantajı var. Emre'nin hiç Ali Sami Yen'de çok başarılı maçı yok. Ya tamamlamıyor ya sıkıntı oluyor. Ben bu Hani sene sakin olacak diye bu düşünüyorum sefer olur ya. mu? Yani Yani şu an konumu Fenerbahçe'nin başka bir Emre'nin eski döneminden bu dönem çok farklı. Çünkü ondan sadece oyun anlamında performans beklemiyor. Takım içindeki davranışları, takım içindeki oluşumundan da ondan bir ya performans son bekliyorlar. yıllarda, son yıllarda baktığında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ve farklı bir takıma giden oyuncu Ali Sami'ne geldi mi abi hiçbir şey yapamıyor. Yapamadı yani oradaki bu baskıyı kaldıramadı. Arda da geldi, Emre de geldi. Arda'nın son Ha. hallerini karıştırmamak lazım Emre Yani abiyle. Hani ama Arda'nın futbolculuğu kimse tartışmaz ama Emre abinin futbolculuğu farklı. Arda da müthiş ya. Arda'nın da orada öyle oynuyor. Yani o çok daha fazla etkilendi. Tabii Emre daha önce ayrıldığı için Aynen. Arda'nın oradaki yaşadıkları da tabii ki Hep gidiş Galatasaray'dan gelişler dönmesi. oraya dönmemesi falan o bir daha sıcaktı olay. Onda etkilenebilir ama ben stada gittiğim için orada oyuncularda onu hissediyorum. Mesela Serdar Aziz ondan oynasın istiyorum. Tolga Sen Ciğerci kendi menfaatlerini ondan düşünüyorsun. ya tabii o işin esprisi. Sonuçta Tabii. futbol adamıyız. İyi olan kazansın. Hep Aynen. onu istiyoruz. Bir de bu Ali Koç açıklamaları ne diyorsun ya futbol dışı? Yani bu Ya ilk açıklaması sonra Fatih Hoca'nın ona cevap vermesi. ben doğru bulmuyorum. Yani bazen birbirlerine açıklama yapıyorlar ama daha ılımlı, daha olumlu olması gerekiyor. Çünkü iki takım ezeli rakip yıllardır. Böyle söylemler iki taraftarları birbirlerine düşürebiliyorlar. En ufacık bir kıvılcımda ortalık gerilebiliyor. Yani çok büyük isimler ikisi de bakıldığı zaman ya daha ılımlı olmaları gerekiyor. Aralarında başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle açıklamalar Ya ne olabilir abi? Ali Koç'la bilmiyoruz Fatih Hoca işte. arasında ne kişisel bir ne olabilir yani? Bilmiyorum Yani yani bu bu maçtan başka ne olabilir? daha öncesinde federasyon olayında bir açıklamaları vardı. Federasyonda o Yani para durumu federa diyorlar. şey çocuk Oradan esirgeme başlayan durumu. bir şey, Ama gelen aslında bir durum orada yani işte Ali Koç bireysel. normalde orada bence muhatap Fatih'lerin Zaten olmaması lazım. tabii ben de Federasyonu onunla orada aynı. eleştiriyorsa eleştir. Yani ama Aynen. Fatih Hoca'nın orada düzgün, güzel, doğru yaptığı bir hamle var. Ne olursa olsun adamı yollamışsınız. Sonuçta Adam ben çalışacağım, gitmeyecek takımı gideceğim demiş, götürdü. yok demişsiniz, adama göndermişsiniz. O da sinirlenip sonuçta ne o almış o parayı vermiş çocuk. Bunda ne var? Ya ben onda o kısmında değilim. O hakla Fatih Hoca. Sen Lücescu'yu getirirken ne bileyim işte Hiddink'i getirirken tazminatını verip gönderiyorsun. Evet, Bu hepsini da ödüyorsun. biz ülkemizin en değerli hocalarından bir tanesi. Buna da vermek zorundasın o zaman. Hoca bugün Ben öyle açıklama görüyorum yani. yapmış. Ali Koç'un o konuşması, Sayın Başkan Ali Koç'un açıklamasından sonra işte çok konuşacak bir diğer bir şey bulmadım demiş yani. Cevap verecek bir diğer. Futbol Aslında kariyerinden çok büyük cevap aynen. vermiş. Çok ağır bir Futbol cevap kariyerini vermiş. benim futbol Yani kariyerimi bunun altında aslında binlerce kelime var. Ama orada da ceza almamak için çünkü biliyorsun hemen bir konusunda ceza yazıyorlar. ya artık Fatih Hoca'nın da yani sonuçta Türkiye'ye mal olmuş en iyi hocalardan bir tanesi. Artık yani böyle söylemlerden uzak durması gerekiyor. Ne olursa olsun sonuçta bir Galatasaray camiasının teknik direktörü. Yani o da Fenerbahçe'nin başkanı. Yani ne kadar sakin olurlarsa, ne kadar söylemlerini yutarlarsa iki tarafta, sadece futbolu konuşup futbolla yatarlarsa bence daha mantıklı. Çünkü sonuçta milyonlarca insana hitap ediyorlar ve bu milyonlarca insan sakin de kalamıyorlar. Farklı davranabiliyorlar. İnşallah bu ortam bu derbide kötü şekilde neticelenmez. Yani kötü olaylar neticelenmez. Sadece futbolu konuşuruz. Ve biz de ulan ne maçtı diyebilirim ya. Evet yani o çok önemli. Biz hep sahanın içinde kalmak istiyoruz ama genel yapıya baktığında normalde futbol yorumcuları, işte futbol adamları bize zor illa bu ilişkileri konuşturuyorlar. Şimdi bu Evet. konuşmalar bizim yorumlayacağımız bir şey değil ki normalde. Aynen. Yani Çünkü insani ve özel tavırlar da var burada. Özel durumlar var işte. aynen. O gitti hoca orada kavga etti. Öbürüne bir şey dedi. Aslında bunlar bizim yorumcular. Aynen. Bizi bu duruma getiriyorlar. Bu sefer bizim medyada da kutuplaşma oluyor. Aynen. Şimdi adam Fenerbahçeli, ben Galatasaraylıyım. Diyor ki beni sever ama evren olarak ben de onu severim. Bakıyorsun adam sanki aman Evren de diyor hata Ya yapsın sen da nefret ver. aynen. Adamın tarzını değiştirdik yani. Ya sen Medya olarak biz de birbirimize girdik. olumsuz bazı insanların için olumsuz bir yorum yapabiliyorsun performans anlamında. O sana Ama bile çıktıktan sonra o benim dostum. tepki Ama bu verebiliyor. Bu koptu iş. biraz işte. O samimiyeti kaçırdık işte. Bu konuşmalar, bu açıklamalar, bu hakemle işte hakemleri dış konuları konuşmak Biz zaten her medyayı da sene gerdi. ben hakemin konuşmadığımız ben yıl hatırlamıyorum çünkü. Son yıllar çok kötü ama ya. Yani Soy hep uçtu vardı, zaten. hep Ama vardı bir de da. daha sezona yeni başladık. Daha 5. hafta, 6. haftadan oynanacak. Daha lig bitmez herhalde bu gidişle. Yani bu kadar çok Vallahi uzun ben korkuyorum ben sezon sana yani söyleyeyim bu son 10 ligde. maçı ben sezon son 10 maçını 4-5 takım şampiyonluk yarışına girerse eğer 4-5 takım potada olursa
nasıl biteceğini çok merak ediyorum. Yani. Ben özellikle taraftarlarımızın sakin olmasını istiyorum. Bütün Türkiye'deki aynen. hepsinin. Özellikle bu derbide çok dikkat etmeleri lazım. Hiçbir gerginlik inşallah olmaz. İki takım oyuncuları da başarılar diliyorum. İnşallah futbolu konuşacağımız bir derbi olur. Aslında hep temennimiz bu. Hep aynı şeyleri söylüyoruz aynen. ama bir türlü bunlar oluşmuyor. İnşallah bu maç oluşur. Fatih Terim'in tribünde olması etkiler mi abi? Fatih Terim'in tribünde olması, geçen seneye baktığında Galatasaray takımı şampiyon oldu. Ama işte bakıyorsun ilk Denizli maçı, geçen hafta Malatya maçı, oradaki değişiklikler etkiledi. Yani oyuncu olarak ben o sahada olayım, Serkan da aynı. Döndüm ve ben orada Fatih Hoca'yı görmek isterim. Ama geçen sene istatistiklerde 15-16 tane tribünde %70-%80 galibiyet evet. oranı var. Demek ki dışarıdan daha iyi yönetiyor abi. Ama bu sene tutmadı. Bu sene tutmadı. Ya işte abi. Ya ekibi de kuvvetli. Baktığınız zaman sonuçta eski futbolcularla gelmiş ve onları kendi yetiştiriyor diye düşünüyorum ben. Yani onun tribünde olması, içeride olması çok fark etmiyor. Çünkü o kendi o gücünü o oyuncuya ben geçirdiğini düşünüyorum Fatih Hoca. Kesinlikle zaten. Yani Levent Hoca, Hasan Hoca, Ümit aynen. Hoca yıllardır hocayla beraberler. Yani orada kararları tabii ki Fatih Hoca veriyor. Yani ya onlar kadar çok yüklendiler Levent'e. Levent Hoca çok yüklendiler ama biz bu işi işte olduğumuz için yıllardır yani insanlar da bunu bilsin. Aynen. Hani eleştirirken hocayı da eleştirdik. Niye? Çünkü o maça baktığında maç gitti. Aynen. Ama bu derbide bu hataların olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir daha telafi olmaz. Çünkü rakibin de kaliteli oyuncuları var. Aynen. Gelir adam bir yazar işi bitirir yani. Ya o maçın stresine bağlı herhalde büyük ihtimal. Sonuçta haftalarca aynı oyuncuları tanıyan, oyuncuları hazır yapan hoca ve ne yaptığını, ne ettiğini çok iyi bilir. Ama bazen tercih hatası, hamle hatası maça mal olabiliyor. Geçen haftaki gibi Galatasaray'ın. Fenerbahçe kim maçın adamı olabilir? Maçın adamı olacak oyuncu kimler yani? Maçı kim çevirebilir? Sürpriz bir oyuncu çıkar mı sence? Sürpriz bir oyuncu çıkacağını sanmıyorum. Bakıldığı zaman 6 haftaya kadar Vedat Muriç güçlü kuvvetli yani santrfor gibi santrfor olduğunu düşünüyorum. Max Rodriguez Fenerbahçe adına çok iyi olduğunu düşünüyorum. Rodriguez sakat oynamayacak. Zaten kötü başladı Fenerbahçe kariyerine. Yani zaten oynasa da bir şey yapamaz. Ozan'ı ben çok beğeniyorum. Ben Ozan'ı Bursaspor'dan da çok beğeniyorum. Ozan müthiş oynuyor. Gerçekten sezona çok güzel, çok iyi başladı. İnanılmaz özgüvenle oynamaya başladı. Kendine güveni geldi ve kendine çok iyi bakmaya başladığını düşünüyorum. Biliyorum da. Kendi yeteneklerini de beğeniyorum. Daha genç, 22-23 yaşında. Bence hem süratli hem fulleli. Defansif anlamda da iyi işler yapıyor. Ofansif anlamda da gol atıyor yeri geldiği zaman. Onun performansı da Fenerbahçe'ye etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'ye yani dinamik kattı. Ryan Babel'i tutabilecek mi? Ryan Babel çok güzel futbolcu. Ben karşılıklı oynadım. Gerçekten Beşiktaş'ın onu nasıl bıraktığını çok düşünüyorum. Parasızlıktan. Parasızlıktan. Para bitti. Şey, 6 milyon euro verdiler ama. Yani bence Fenerbahçe'nin bu isimler kilit isimler. Emre Belezoğlu, Ozan, Massi Rodriguez, Vedat Muriç. Bunlar iyi olursa Fenerbahçe bu maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben de oyun içerisinde Galatasaray'dan klasik olacak. Falcao sonuçta dünya yıldızı yani bu maçta çıkması lazım, işi bitirmesi lazım. Böyle bekliyoruz. çıkmazsa Andone başkası çıkacak yani bir şekilde. Ya orta sahaya bakıyorsun Enzonzi var, Lemina Seri, müthiş, Berlanda, Figuli. Yani Galatasaray'ın aslında oyun içerisinde maçı skora götürebilecek çok daha fazla oyuncusu var Fenerbahçe'den ama futbol bir takım oyunu. Yani onların da biraz daha Enzonzi bunu çok kısa sürede atladı. Seri yavaş yavaş toparlıyor. Ama taraftar şunu diyor bence bu hafta Galatasaray'a. Hadi artık bak bir gösterin şu kalitenizi. Hani tabii biz haftalarda yapıyoruz. İşte bu maç geldi. Bazı oyuncularım olur ya mesela sen benden daha kariyerlisin. Bir takım oyuncu senin 4 maç kontenjanın var. Benim 1 maç kontenjanım var. Aynen. Onlar için 4 maç kontenjan var taraftarlar adına. Ya buradaki olay bence teknik adamların bireysel bu hafta yapacakları konuşmalar. Çünkü Galatasaray'a da çok yeni oyuncu geldi. Fenerbahçe'de ilk derbisine çıkacak oyuncular var burada. Onları bu havayı iyi anlatıp ve artık toparlanın. Performansı normal performansın iki katı performans olması lazım. Şampiyon Ligi de olsun o hiç önemli değil. Bu maç günü geldiği gün ilk önce o maç. Eğer onu yaparlarsa ben onun için Galatasaray'ı çok avantajlı görüyorum. Hani kendi sahasında oynadığı zaten bir avantajı İçeride var. İçeride kolay kolay Galatasaray maç kaybetmiyor. Yani iki yıldır kaybetmiyor. Aynen. İki yılı geçti. Ama şuna bakıldığı zaman da Galatasaray... Ama kazanamamak kötü, mutlu etmiyor Galatasaray. Mutlu kötü, olmuyor yani. Aynen. Lige kötü başlıyor son zamanlarda. Son senelerde. Ama sonunu hep çok iyi getiriyor.
Fatih Hoca şunu, Fatih Hoca şunu diyormuş bir şekilde. Geçen sene de tabii böyle oldu ama bu sene şimdi rakip Başakşehir değil. Fenerbahçe'de var. Beşiktaş çok Beşiktaş bilmiyorum şu an karışık. Trabzon da biraz hızlı girdi ama biraz durdu. Trabzon bu sene yarış şeyi kaldıramıyor. Fenerbahçe Galatasaray. Şey yani bu sene kimse demesin hani şu başka, bu. Hepsine saygılıyız. Alanya, belki... Alanya çıkar mı diyor. Olabilir. Alanya'da yani çıkamadı. Zor. Erol Hoca Malatya'da çok iyi başladı. Sonra düşüş oldu. Çok kaliteli kadroları var. Ya ben sürpriz takımlar da gelsin istiyorum. Keşke yani ya. O yarışın içerisinde olsun. Ama bu yarış sona kadar Fenerbahçe Galatasaray yarışı olarak gidecek. Çok önemli bir derbideyiz bu hafta. İnşallah güzel, centilmence bir maç olur. Kazanan da Galatasaray olur. Vallahi ben Fenerbahçe'de oynadım 3 sene. Çok güzel günler geçirdim. Şampiyonluklar yaşadım. Son maç şampiyonluklar kaçırdık. Sen iki şampiyonluk mu yaşadın? İki şampiyonluk. Bir tane Denizli facialımız var bizim. Yani anım var mı Fenerbahçe'de? O facia kötü facia da var. Derbiler futbolcu için inanılmaz şans. İnanılmaz mutluluk ve ileride anlatabileceğin en güzel anılardan bir tanesi. Her futbolcuya nasip olmaz. Bizlere nasip oldu çok şükür. O yüzden ben daha önce ekmek yediğim takım olduğu için küçüklüğüm takımı Fenerbahçe olduğu için ben Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. İnşallah, İnşallah Fenerbahçe kazanır. Bu, yani çünkü geçen sene çok acı çektiler. Bu sene o acıyı çekmelerini istemiyorum. Çünkü büyük camia Fenerbahçe'nin inanılmaz potansiyeli var kulüp olarak. Artık Avrupa liglerine de görmek istiyoruz yani bizler olarak. İnşallah bunu başarırlar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Serkan. Ben teşekkür ederim.